değerli hocalarımız, kıymetli konuklarımız, söyleşimizi YouTube kanalından takip edecek olan saygıdeğer izleyicilerimiz. Trabzon Okuyor projemizin 5 yılındaki Şubat ayından Temmuz ayına ertelenen söyleşimize hoş geldiniz. Söyleşimize aramıza yeni katılan değerli misafirlerimiz için projemizi kısaca tanıtarak başlamak istiyorum. Trabzon Okuyor projesi 2008 yılında kurularak Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde ve edebiyat dünyası ile ilgili çevrim içi ve yüz yüze güncel çalışmalar yapan Büyüyorum Edebiyat Atölyesi'nin okuma, anlama ve anlamlandırma etkinliklerinin Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Ortaysa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde şehirde bulunan liselerin dahil olmasıyla ortaya çıkan ve devam eden 5. yılında devam eden bir projesidir. Proje 3 yılı kapsayacak şekilde planlanmış olup ilerleyen süreçlerde ilgi görmesi ve özellikle gençlerin okuma alışkanlıklarına sağladığı katkı nedeniyle 5. yılında da hali hazırda sürmektedir. Trabzon Okuyor Projesinin ürettiği bir diğer artı değer ise üniversite, okul ve şehir çevrimiçi etkinliklerle şehirler arasında kaynaşmanın bilgi alışverişinin gerçekleşmesine olanak sağlamasıdır. Proje sayesinde alanında uzman hocaların, eğitimcilerin öncülüğünde şehrin genç kitleleri kitap okuma alışkanlığı kazanırken, bunun yanı sıra olayları eleştirel bir şekilde yorumlayabilme, analiz edebilme yetisi kazanmaktadır. Projemiz Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Orta Hisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle oluşturulan ortak komisyonca edebiyat, tarih, felsefe, psikoloji ve sosyoloji gibi disiplin alanlarında önceden belirlenen yazarların kitaplarının okunmasını, Yazar hakkındaki hakkındaki düşüncelerin ve kitapların yorum ve etüdünün metinler arasılık ve disiplinler arasılık yöntemleriyle gönüllü moderatörler, akademisyenler, öğretmenler, öğrenciler eşliğinde kitapları okuyacak bütün paydaşlarca lise ve üniversite öğrencileri, öğretmenler, okul idarecileri, akademisyenler ve projede yer almak isteyen gönüllü herkese açık olan bu söyleşilerde bir söyleşi havasında yapılmasını kapsamaktadır. Evet, bugün e, Trabzon Okuyor Projesi'nin 5. yılında e, son toplantısını gerçekleştireceğiz ve bu akşamki söyleşimizde Tolstoy'un diriliş eseri üzerine e, konuşacağız. Öncelikle e, katılımcılar, e, moderatörlerimiz, bu akşamki konuşmacılarımız hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Fakat bundan önce moderatör sunumları bitinceye kadar ses tuşunuzun kapalı durumda olmasını, soru ve katkı bölümünde el kaldırma efektiyle söz isteme talebinde bulunulmasını siz değerli katılımcılarımızdan önemli rica ediyoruz. E, bu akşam iki konuşmacımız olacaktı. E, birinci konuşmacımız Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Ersin Ç Çetinkaya hocamız. Birinci konuşmacımız. ikinci konuşmacımız uzman Sümeyye Yazıcı. E, maalesef bir rahatsızlık geçirdi, e, rahatsızlığı nedeniyle bu akşam aramızda yer alamayacağından e, onun söz hakkını da Ertin hocamıza devrederek e, tek konuşmacılı konuşmacılı biraz panelden öte konferans niteliğinde bir program olacak ve Ertin hocamla bir pazarlık yaptık zaten bugün dakika pazarlığı ama rahat rahat e, süre vereceğiz inşallah kendisine ve bu akşam konuşmacımız. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Ersin Çetinkaya bize iki başlıkta bir Tolstoy'un edebi kişiliği ve yaşamı üzerine değerlendirmelerde bulunacak ve akabinde bizlere bozulmaya yüz tutmuş bir toplumun dirilişi Nikolay Tolstoy diriliş başlıklı konuşması için sözü Ersin hocamıza bırakmak istiyorum. E, hocam söz sizde buyurun. Sizin konuşmanızın akabinde katılımcılarımızdan e, soru, yorum, katkı, öneri şeklinde alabiliriz. Fakat şu anda rahat rahat e, süreyi kullanabilirsiniz hocam. E, buyurun hocam. Teşekkür ederim Fatih Hocam. E, öncelikle e, tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum ve e, konuşmama geçiyorum. Sizin de e, zikrettiğiniz gibi hocam. İlk önce e, biliyorsunuz bir e, edebi eseri incelemeden önce... Ee, yazarın yaşamına ve e, sanatsal yaşamına özellikle bakmak e, eser analiz etmede çok belirleyici bir noktada bulunuyor. Dolayısıyla ilk önce e, Lev Nikolayevich Tolstoy'un e, yaşamına bakmak bu noktada e, isabetli bir karar olacak diye düşünüyorum. Lev Nikolayevich Tolstoy 28 Ağustos 1828'de 5 çocuklu Tolstoy ailesinin dördüncü çocuğu olarak Yasnaya Polyana köyünde dünyaya gelir. Annesi Maria Nikolayevna Volkonski, babası Kon Nikolay Tolstoy'dur. Lev Tastoy e, annesini henüz 23 aylıkken kaybetmiştir. E, ve e, annesini kaybettiği için e, bu bütün çocukların bakımı babasının kuzeni olan Tatyana Aleksandrova isimli e, halası e, üstlenmiştir. Ve bu e, görevde memnuniyetle yerine getirmiştir. E, dolayısıyla Tolstoy için Tatyana halasının önemi çok büyüktür ve onu çok sevmektedir. Tolstoy çok küçükken annesini kaybeder. E, dolayısıyla onu çok iyi atamaz fakat ona olan özleme o kadar büyüktür ki onu mitsel bir varlık olarak kabul etmeye başlar. Annesi ona göre iyi kalpli, yumuşak huylu, dürüst, gururlu ve zeki biridir. Ve nitekim biz bunu e, edebi eserlerinin çoğunda da annesinin yansımasını e, görürüz. Yasnaya Polyana'daki eğitim hayatı Alman eğitmen e, Ivanovich Rosel ve Tatiana Alas tarafından sürdürülür. Eğitmen e, Göte'nin dili olan Almancayı, Tatiana ise Volter'in dili olan Fransızca öğretmiştir Tassu'ya. Fakat Tolstoy öğrencilik hayatında, edebiyat hayatında olduğu kadar başarılı değildir. Derslerle de ilgilenmez ve küçük yaşından beri sürekli kendisiyle bir hesaplaşma içerisinde vicdani duygularla aklında sorular yaratır ve bunlara cevap bulmaya çalışır. Kendi karakteri insanın yazgısı, maddenin dağılıp parçalanması, ruhun ölümsüzlüğü üzerine düşünür. Ve 8 yaşına geldiğinde ailesi Tolstoy ve diğer kardeşleri için Yasna'ya Polyana'daki eğitimin yetersiz olduğunu düşünürler ve bu yüzden çocukların eğitimi için Moskova'ya taşınma fikri uygun görülür. Ve 10 Ocak 1837 yılında tüm aile topları Moskova'ya doğru yola çıkar. Kendine bir defter diker ve üzerine büyük babanın hikayeleri altına da yayıncının notu çocuk kitaplığı yazarak yazı ve noktalama kaygısı duymadan ee, bir şeyler yazmaya başlar. Moskova'ya geldikten sonra ailen üzerindeki kara bulutlar dağılmaz ve e, babasını 21 Haziran 1837 yılında kaybeder. E, annesinin ardından babasını da küçük yaşta kaybetmesiyle birlikte e, tastoyların evinde bir e, karamsarlık hakim olur. Fakat e, Tasso'ın Yasnaya Polyana'daki evinde sıkı bir düzen söz konusu konusudur. Öyle ki yemeğe oturunca bir tören havası egemen olur. E. De. Çocukların ellerini öpmeden uyuyamazlar. Babaların ölümleriyle iyice sarsılan çocukları bu durumdan kurtarmak için babaanneleri eski düzeni devam ettirir. Ve ee, çocukların e, eğitimleriyle e, ilgilenir, oynamalarına müsaade eder, e, tiyatrolara gitmelerine müsaade eder. Hastoy tiyatrodayken diğerleri gibi sahneye yapmaz. Oyunu izleyen insanlara bakarak onların yüzünden bir şeyler öğrenmeye çalışır. E, 25 Mayıs 1838'de bir kötü da, haber daha işitilir ve büyük babaannesi de vefat eder. Bunun üzerine Tastoy Yasna'ya Polena'ya geri döner. Yasna'ya Polena'ya döndüklerinde kendini Tastoy kendini az da olsa mutlu hisseder. Çünkü o köyünü ve oradaki insanları çok sever. Bu dönemde Tastoy kendini okumaya verir. Kutsal kitapları, binbir gece masallarını, puşkini ve Rus halk efsanelerini okur. Ayrıca yine bu dönemde yani 10 yaşındayken şiir yazma denem, denemeleri de vardır. Öyle ki yazdığı iki satır diğer halası Alin öldüğünde onun mezar taşına yazılmıştır. Alin halanın ölümünden sonra Tolstoy Kazan'da bulunan Paligia halanın yanına gider ve burada AB'leri gibi üniversite sınavlarına hazırlanır. Doğu dilleri fakültesinde eğitim görmek ister fakat ilk senesinde ee, üniversiteye giremez. İkinci girişinde zor da olsa üniversiteyi kazanır fakat o dönemin, soylu e, ailelerinde görülen bir hareket da çevre, çevrelemiştir. Bu süre boyunca, yani üniversiteye girdiği süre boyunca e, bal olarak katılır. Kendini herkese Tastoy olarak gösterme niyetindedir. Bu gezmeler, eğlenceler ve içmeler yüzünden Tastoy devamsızlıktan sınıfta kalır. Kendisine çok kızar ve artık bundan sonra ilkeler bağlı olarak yaşayacağına söz verir. Ve böylelikle yastığa, Polyana'ya geri döner köyde bulunduğu süre içerisinde tekrar iç hesaplamalar yaşar. Felsefi boyutta düşünmeye başlar ve köydeki işlerle uğraşmaya uğ uğraşır. Ayrıca üç tane de kitap yazar. Bunlar çeşitlemeler, Rusya'nın mutluluğu için ne gerekiyor ve Rus geleneklerinin incelenmesi, ev ekonomisiyle ilgili eee saptamalar. Yasna ve Polonya'ya geldikten sonra Kazan'a tekrar geri dönmeye karar verir. Fakat e Doğu Fak Dilleri Fakültesi'nin ilk yılını tekrar okumak yerine bu sefer hukuk hukuk okumayı seçer ve e, Tastoy bu yıllardan itibaren yani 1847 yılından itibaren günlük tutmaya başlar ki bu da yazarın yaşamında çok önemli bir e, olaydır e, biz eğer bugün Tastoy'un e, yaşamına dair birçok ayrıntıyı detayına kadar biliyorsak bu Tastoy'un sürekli e, çok e, 1847 yılından yani ilk gençlik yıllarından itibaren hatta küçüklüğünden itibaren tuttuğu yazılar da vardır e, günlüğünü tutmasına bağlıyoruz e, neredeyse aklından e, gelen her şeyi, olaylar karşısındaki yorumları bu günlüğüne yazar. Hukuk fakültesindeyken Rosso'nun felsefe, felsefesi üzerine bir yorum kalemi alır. Ve e, o dönemki Profesör Meyer'in tahliyesi üzerine 2. Katerina'nın talimatları ile Montekin'in yasalarının ruhunu karşılaştırmalı bir şekilde inceler. Fakat Tastoy duygularının çabuk değişken olmasından dolayı hukuk fakültesinde de daha fazla yapamayacağını düşünmeye başlar. Ve yine tekrar 23 Nisan 1847 yılında Yasnaya Polyana'ya kendisini en huzurlu, en mutlu hissettiği yere geri döner. Yasnaya Polyana'ya tekrar geri döndüğünde 19 yaşındadır ve miras paylaşımı yapılmıştır. Tastoy, ee, Yasnaya Polyana ve çevresindeki ee, birkaç köyü oluşturur. Bunun nedeni Tastoy köydeki işlerle ee, ee, ilgilenmeyi çok sever. Tarım işinden, müziklerin durumlarına kadar her şeyle ilgilenmeye başlar. Daha o yıllarda onların hayatını refahlaştırma gibi bir düşünce vardır kafasında. Köyde bulunduğu bu süre içinde Tolstoy yine okumayı bırakmaz. Puşkin'i, Gogol'u, Russo'yu, Emil'i, Turgenev'i, Lermontov'u okur. Ve Yasna, Polyan ve e, köylüler, toprak köleleri e, Tolstoy'un edebi sanatının çok belirleyici noktası olduğu için özellikle bunu e, burada vurgulamak istiyorum. Yani edebi sanatını ve dünya görüşünü de aslında bu insanların ...koşullarını iyileştirme çerçevesinde e, oluşturmuştur. Daha sonra yine Moskova'ya geçer, oradan Petersburg'a geçer. Petersburg'da bulunduğu süre içerisinde e, kumar batağına e, saplanır ve çok masrafı olur. E, borçlarından dolayı mal varlığının bir kısmını satmak zorunda kalır. Ve e, bu yüzden zor günler geçirir. Aslında Tasto'yu düşündüğü gibi yaş yaşayan biri değildir. Düşünceleri gayet erdemli, düzgün bir insanın yaşamını anlatır. Fakat hareketleri onu zor duruma düşürür ve kendisiyle çelişmesine sebebiyet verir. O yıllarda kafasında Çocukluk adlı eserini yazma düşüncesi vardır. Biliyorsunuz bu bir üçlemedir. Çocukluk, ilk gençlik, gençlik adında. Bu üçlemenin ilk kitabı olan Çocukluk eserini yazmayı düşünür. Kumar lafından içkiden kurtulmak için o dönemde tek kurtuluşun asker olan kardeşi Nikolay gibi birlikte Kafkasya'ya gitmek olduğunu düşünür ve onunla birlikte yola koyulur. Ee, Kafkasya'ya gitmesi e, yazar için yararlı olacaktır. Çünkü daha önceki Kazan, Petersburg, Moskova izlenimleri gibi Kafkasya'da ona edebi açıdan bol malzeme verecek ve orada Hacı Murat ve Kazaklar gibi eserlerini yazacak ilhamı bulacaktır. Kafkasya'nın diğer bir özelliği de e, Tasloy'un genç yaşlarda çok dindar olmamasına rağmen onu özellikle yaşamının kırılma yaşadığı, yaşamının ikinci dönemindeki dindarlığa daha çok yaklaşmış, yaklaştırmıştır. Kafkaslarda yaşadıklarını Kazaklar adlı eserinde olduğu gibi otobiy otobiyografik e, öyküsü olan Akın da ele almıştır. Starryut da kafasında çoktan beri oluşturmak istediği çocukluk anılarını yazmaya başlar. Kafkaslarda da eski yaşamını sürdürmeye devam ettiği için burada da çok para harcar e, ve sıkıntılı durumlar yaşar. Bu hayattan uzaklaşmak isteyen Tastoy asker olma niyetindedir ve asker olan abisinin de yardımıyla orduya başvurur. Ve bu arada Hacı Murat ve bir Bilardo'cunun anları adlı eseri için ilham kaynakları bulmuştur kendisine. 1852 yılında bir e, sınava girerek subay olarak orduya katılır ve e, ilk e, bu subay olarak orduya katılmasından sonra ilk askerlik deneyimi e, kendisine baskın adlı öyküsünü yazmak için de fırsat verir. E, Kafkaslardayken yazmaya fırsat bulduğu çocuklu çocukluk eserini Çağdaş dergisinin yöneticisi ünlü şair Nekro gönderir. Eserinin sonunda ve mektubunda adını açıkça yazmaz. Sadece adını baş harflerini yazar. Ve 31 Ekim 1852'de Nekrosov'dan gelen olumlu cevap üzerine Tolstoy çok sevinir ve edebiyat dünyasına böylece girmiş olur. Eserin basılmasıyla ilgili birçok e basılmasıyla birlikte birçok kişi e tarafından beğeni kazanır. Eseri beğenenlerin başında Ivan Sergeyevich, Tur Turgenev gelir. 1853 yılında Akın adlı öyküsü Çağdaş'ta yayınlanır. Fakat o dönem e bir sansür kurulu olduğu için Eserin e, sansürcüler tarafından, müdahalesi yüzünden e, kırpılır ve bu Tolstoy'un canını sıkar. Fakat Nekrasov'un yür yüreklendirmeleriyle yazmaktan soğumaz, yazmaya devam eder. E, yine 1854 yılında e, tekrar bir sınava girer ve Deniz Teymi'nin rütbesini alır ve e, Tolstoy için Sivas Topol günleri başlar. Sivas Topol günleri orada yaşanan savaşta Tasloy'un e, edebi e, sanatı bağlamında çok önemli yerdedir. Çünkü... Ee, bu Sivas Topol günlerinde savaşın acı yüzü kendisini göstermeye başlar ve bu sırada bir bilardocunun anıları adlı eserini Nekrosav'a gönderir. Ee, diğer büyük eseri olan ilk gençliği gözden geçirmeyi de ihmal etmez. Ayrıca Askeri Sayfalar adlı bir dergi çıkarmayı düşünür. Rus askerleri nasıl ölür Jodanov amca ve Suvari Çernov adlı hikayeleri yazmaya koyulur. Sivas Topol'dayken Birçok savaş izlenimi edinir. Kendisi bizzat savaş masada mermilerin, topların patlamasını duyar ve insanların yığınlar halinde öldüğünü görür. Ayrıca Rus ordusunun beceriksizliğine ve Rus insanının savaştaki düzenbazlığına da çok kızar. Buradaki savaş izlenimlerini anında not etmesi ve Sivastopol hikayelerinde kullanması onu gerçek bir savaş muhabiri ismini getirecektir. Ee, Mayıs ayında Sivastopol, Aralık ayında Sivastopol, Ağustos ayında Sivastopol hikayeleri okunan kişiler çok beğenilir ve dönemin önde gelen edebiyatçıları hatta Çariçe ve 2. Alexander bu eserlere hayran kalır. Tolstoy'un Sivas Topalı hikayelerini okuyan Turgenev çok beğenir. Tasloy'a bir mektup göndererek onun yerinin savaş meydanlarının olmadığını söyler ve evine davet eder. Tolstoy ve Turgenev çok iki yakın dosttur fakat yan yana geldiklerinde sürekli kavga ederler. Tolstoy avcının notları eserinden ötürü Turgenev'e hayrandır. Hatta Tolstoy ormanda ağaç kesimi hikayesini Turgenev'e adamıştır. Bundan memnuniyetini dile getiren Turgenev, bunun kendisi için bir onur olduğunu dile getirir. Ee, savaştan geldikten sonra Turgenev ve Nek Nekrosov'la yüz yüze tanışma imkanı da bulur. Bu süre içerisinde gençlik üzerine çalışmaya başlar ve iki hüsrar süvarisi kar fırtınası bir efendinin sabaha eserlerini yazar. Bu sürede de ne batıcıları ne slavcıları kendine yakın bulur. Bunun için bazı öykülerini Çağdaş e, dergisi yerine Rus Habercisi dergisine gönderir. 1856 yılında Teğmen rütbesine atanır. Ve e, artık e, bu e, rütbeye atandıktan sonra e, kendisini hayata bağlayan Yasnaya Polyana'ya yani evine geri döner. Ve bu 28 Mayıs 1856'da Yasnaya Polyana'ya vardığında kafasında toprak kölelerine kendi toprağını dağıtma, onları serbest bırakma düşüncesi vardır. Fakat e, mujiklerin yani toprak kölelerinin eğitimsizliği ve efendilerinden şüphelenmeleri üzerine fikir gerçekleşmez ve adeta çılgına döner. Nitekim bugün e, inceleyecek olduğumuz diriliş eserinde de böyle bir sahne vardır. Çünkü müzikler Tansko'nun bu iyi niyetini anlamaz ve efendilerinin onlara kötülük yapacağını düşünürler. Bu sürede hem Gençlik adlı eseriyle ilgileniyor hem de kazakları yazıyordu. Bu dönemden sonra e, Tolstoy, yani Yasna'ya Polyana'ya geldikten sonraki dönemden sonra bir Avrupa seyahatine çıkar. İlk önce Fransa'ya gider. Orada Turgenev ve Nekrasov'la buluşur. Fakat Fransa'yı sevmez. Çünkü hem Napolyon gibi tarihsel bir olay hem de Fransızların adalet anlayışı yüzünden Fransa'yı kendisinde, Fransa'yı kendisinden soğutmuştur. Ayrıca şahit olduğu giyotin ile adam idam olayı onu derinden etkilemiştir. Günlüğüne savaşta bulunduğum süre içerisinde çok insanın öldüğünü gördüm. Ama bu ama bu kadar acımasızca olanını görmedim diye yazar. Fransa aklına gelince giyotin ve Napolyon indeleri belirmiştir aklında. E, ve Yine e, Avrupa'da bulunduğu süre içerisinde Gezi Notları'nı, Alper Atlı öyküsünü ve Kazakların 2 bölümünü tamamlar. Tasvo kişilik olarak duyguları çok deyni, değişiklik gösteren bir insandır. Yani yapmaya karar verdiği bir şeyi iki dakika sonra yapmayabilir. Avrupa ülkelerindeki bu durumu gördükten sonra kurtuluşu yine manevi dünya, sanat, şiir ve aşk dünyasında bulur. Bu dönemde halkın kitaplarda dönemin toplumsal problemlerinin yansımasını bulmak istemesine rağmen e, sanat, sanat içindir anlayışını savunmuştur. Hatta yine o dönem tümüyle edebi bir e, gazete kurmayı düşünmüş, sonrasında arkadaşlarının ısrar üzerine vazgeçmiştir. Çünkü daha sonraları bu düşüncesinin yanlış olduğunu anlar ve Kurtuluş'un halkın yanında olarak sağlanabileceğini düşünür. Bu dönemde üç ölüm ve aile mutlu adlı öykülerini yazar. 1858 yılında köleliğinin kaldırılması için girişimlerde bulunur. Hatta kendisi de köylülerle birlikte tarlalarda çalışır ve halkın arasına karışır. Tolstoy e, aslında e, bir edebiyatçı olarak, bir insan olarak çok ilginç bir insandır. Çünkü Tolstoy'un kafasında yer alan başka bir konu daha vardır. O da pedagojidir. Yeni pedagojik e, yöntemler e, bulmak ister. Yani bir eğitim anlayışı getirmek ister. Bu amaçla ikinci kez yurt dışına çıkar. Ve ikinci kez yurt dışına çıktığında Tolstoy okullara uğrar, birçok kütüphaneye gidip araştırma yapar, üniversitelere gidip ders dinler, hatta okullara gidip öğrencilerden kendisi için defterlerindeki yazılı olan şeyleri kopya etmelerini ister. E ve bu o, Tasto için gayet yararlı olmuştur. E, bu ikinci Avrupa seyahatinde Londra, İtalya, Almanya ve Fransa'daki eğitim sistemlerini inceler ve hiçbirisini beğenmez. Çünkü oralardaki eğitim sistemini baskıcı ve ezberci bulur. Ona göre mantıklı olan öğrencinin öğrenmek istediği ve öğrencinin kendisinin sorguladığı mantığını kullanabileceği bir eğitim sistemidir. Yine Belçika'dayken Prens Dodukov Korsakov'un kızlardan birisine kendisine anlatmış olduğu Rus köylü yaşamının değişik bir olayından hareketle Polikuşka adlı eseri yazmaya başlar. Yine Belçika'dayken 19 Şubat 3 Mart 1861 tarihli İmparatorluk bildirisini okur. Bu bildiri de Rusya'da köleliğin kaldırılmasından bahsedilir. Bu haber karşısında çok heyecanlanan Tolstoy tekrar Rusya'ya, Rusya denince ilk aklına gelen yer olan Yasnaya Polyana'ya geri döner. Yasnaya Polyana'ya dönerken Moskova'ya uğrayıp Turgenev'le görüşür. Turgenev o sırada Babalar ve Oğullar adlı eserini bitirmiştir. Bu eserin Tolstoy'un okuması için kendi el yazması olan kağıtlarını verir. Fakat Tolstoy okumaya başladıktan biraz sonra oturduğu yerde uyuyakalır ve Turgenev'e eserini hiç beğenmediğini söyler. Turgenev'le so son büyük kavgasını eder ve 17 yıl boyunca bu iki yazar hiç görüşmezler. Toprak köleliğin kaldırılması da Tastoy toprak paylaşımında hakem olarak görevine getirilir. Bu süre e, bir süre bu görevi yapan Tazsoy soylar tarafından çok çakınlanır ve eleştirilere de maruz kalır. Bu olay üzerine Tazsoy daha sonra e, toplamış olduğu bu, bu pedagoji alandaki bilgileri uygulamak için köyde bir okul açar. Ve özellikle köylü çocukların, toprak kölelerinin çocuklarının eğitimiyle ilgilenmeye e, kendisini adar. Ve onları hiç sıkmadan istedikleri gibi eğitmeye başlar ve başarılı da olur. Yanına yeni üniversite mezunları mezunu gençleri alarak öğrenci sayısını arttırır. Çevre, e, köylerde, kasabalarda da okullar kurar ki e, bugün Yasnaya Polyana'da da yine TASCO'yun kurmuş olduğu bu okul, TASCO'yun e, bir araya getirmiş olduğu pedagojik yöntemlerle eğitim vermeye, Aynı zamanda devam etmektedir. Tastoy, e, pedagojide tek bir kriter olduğunu e, kabul ediyordu. Yani özgürlük, özgür bir şekilde eğitim verme, bu tek kriteri aslında buydu. E, bu dönemde yine tabii ki bu gibi faaliyetlerde bulunan Tastoy'un e, e, dikkat, e, Tastoy'un dikkatini e, devlet çekmişti ve bu noktada baskınlar düzenler. Yasnaya Polonya'daki okula fakat elle tutulur bir şey olmadığı için. Ee, bu okulun e, eğitim vermesine izin verir. Ee, bu arada e, Tastoy 23 Eylül 1862 yılında Sonya'yla evlenir ve e, Yasna'ya, Polyana'ya e, tekrar geri gelirler. İkili birbirlerini çok severler fakat Sonya Tastoy'u çok kıskanır. Çünkü Tastoy ona okuması için günlüğünü e, vermiştir. Tastoy'un e, gayrimeşru çocukları da dahil olmak üzere 13 tane çocuğu olmuştur. Ve e, kendi köyünde bulunan e, bir e, köylü bayandan, bayan Aksinya'dan da Tumate adında gayrimeşru bir çocuğu da vardır. Yani düşündüğü gibi e, aslında e, düşündüklerini hareketlerine yansıtamayan bir insandır. Yine bu dönemde Polikuş ve Eser'ini tamamlar. Kostomer adını verdiği e, hadım edilmiş siyah beyaz bir atın hikayesini yazmaya başlar. Yine bu dönemde Nihilit ve Çürümüş Aile adlı iki küçük komedi yazar. Ve aynı zamanda yine köy işleri ile de ilgilenir. Kazakların basılmasından ve kimi çevrelerce güzel karşılanmasından sonra e, Tolstoy tekrar edebiyata geri dönüş yapar. Yapılan kötü eleştirilere kulak asmayan, iyi eleştirileri de cesaretlendirici bulan Tolstoy e, Aleksandra halasına 1810- 1820 yıllarının bir romanı sonbahardan beri aklımdan çıkmıyor diye yazılı bir mektup gönderir. Bu roman onun büyük eseri Savaş ve Barış'tan başkası değildir. Savaş ve Barış, Tolstoy'un kaleme aldığı Fransa ve Rusya arasındaki savaşın kendi çevresinden yarattığı kişilerle izlenimlerini aktardığı tarihsel bir romandır. Bu eser ilk çıktığında tam 6 cilttir. Sonra ise 4 cilde indirilir. Tolstoy ilk önce eserin başlığını Yıl 1805 olarak belirler. Fakat daha sonra Savaş ve Barış olarak değiştirir. Eserdeki karakterlerin ikisi dışında diğer tüm karakterler Tolstoy'un yakındaki kişilerin benzetilir. Ayrıca Tolstoy karakterlere isim verirken çevresinden aldığı tiplerin ismini aynen kullanır. Sadece soy isimlerini değiştirerek verir. Bu eser, bu büyük eser 6 yıl içerisinde yazılır. Eser 1865 yılının Şubat'ında yayınlanmaya başlar fakat okurlar. Öykünün ağırlığı, detayların çokluğu, yazarın konu dışı sözleri ve Fransızca konuşmalardan dolayı bu ilk bölümü başarısız bulur ve Turgenev dahil hiç kimse beğenmez. Eserin beğenilmemesi üzerine Tassoy yılmaz ve çalışmalarına devam eder. Bu dönem içerisinde Tassoy eserin devamı için sürekli bir bilgi toplama işine girer. Kendini eserinde geçen çağı öğrenmeye adar. Moskova'dan savaşla ilgili birinci elden belgeler inceler. Napolyon'un savaşlarla ilgili hangi kitabı bulursa okur. Borodino e, savaş meydanına gidip orada iki gün boyunca bu meydanı dolaşıp inceler. Aklında e, savaş sahneleri canlandırır. Savaşın nasıl olduğunu e, kendisi e, kendi kafasında hayal eder. Ki nitekim bu aslında 1812 e, Vatan Savaşı, Fransızlarla yapılan Vatan Savaşı'nın e, taspoyn e, kurmaca dünyasında gerçeklere dayanarak tabii kurmaca dünyasında aktardığı bir eserdir. E, bu noktada e, karısının önemi bu eser bağlamında şöyle önemlidir: Sofya'nın tas e, tas yardımı büyüktür çünkü taspoyn dikkati hiçbir şekilde dağılmasına ve bütün ev işlerini kendisi üstlenir. Taspoyn yazısını ve tuttuğu notları bir tek o çözebildiği için eserin temize geçme işlemi Sonia tarafından yapılır. Oğulları İlya'nın dediğine göre annesi Sofya eserin büyük bir bölümünü yedi kez temize çekmiştir. Savaş ve barışı yazıp büyük bir başarı kazandıktan sonra Tasoy romanını yazarken insanlığın yazgısı bireyin tarihteki rolü aklın ve işgüdünün karşılaştırmalı değerleriyle ilgili derin düşüncelere daldığı için doğal olarak kendisini filozoflara yöneltir. Kant ve Chopin'a okur. Bu dönemden sonra onu ölüm korkusu sormaya başlar ve artık biz Tasoy'un e, kırılma yaşadığı döneme geliriz ve hayatının ikinci dönemini, dolayısıyla edebi yaşamının da ikinci dönemini görmeye başlarız. Ve aklının bir yerinde sürekli bu, düş bu düşünce yer alır. Hatta yeni bir toprak almaya için Arzamasa gider ve yolda dinlemek üzere durdukları kare şeklindeki odayı tabutun biraz daha büyük olan şekline benzetir. Ve ölümü o sırada tam ensesinde hisseder. Arzamıza gidip toprakları ve satılık eve bakmasına rağmen oradan üklü için almaktan vazgeçer. Kafasının bir kenarında yer etmiş bu ölüm korkusuyla geri döner. Ve <laughs> Geri döndükten sonra Shakespeare'i, Goethe'yi, Pushkin'i ve Gogol'un piyaslarını tekrar tekrar okur ee, ve Büyük Petro'nun hükümdarlığı döneminde geçecek bir dram yazmayı düşünür. Ancak bu düşüncesi kısa sürer. İlkbahar'ın gelmesiyle bütün edebi çalışmalarını bir kenara bırakır, bütün vaktini köylerinin yanında geçirir ve gündelik işlerle uğraşır. Ter içinde baltam ve belim e, baltam ve belim elimde e, ve, ve haliyle sanatsal kaygıların çok uzakta çalışmadan Döndüğümde mektubumuz elime geçti diye yazar fete O dönemin e, edebiyatçılarından olan. Ve bir ay sonra tanrıya şükür bu yaz kafam rahat. Çalışıyorum, kesiyorum, biçiyorum, belliyorum. Ve bana ne mutluluk ne, ne lanet e, edebiyatı ne de edebiyatçıları düşünüyorum diyordu. Siyasetle düşünmüyordu. Dünyanın gürültü gürültü ve patırtı sığınanın kapısında eriyip yok oluyordu. Bazen defterini açıyorsa da bu felsefi özdeyişleri kaydetmek ve okuma kitabının Resimlendirilmesine yönelik çocukça resimler yapmak içindir. Lev Tolstoy edebiyata dönmek yerine kendini Yunanca öğrenmeye adar. İsteği üzerine bu dilin temel bilgilerini ona öğretecek bir papaz okulu öğrencisi Alelace Moskova'ya gelir. Ve e, 40'lı yaşlardaki e, Tolstoy e, e, neredeyse öğre, öğretmenin e, bilgisini geçerek e, artık bu dilde konuşmaya anlamaya başlar. Geceleri rüyasında Yunanca konuştuğu bile olur. Lefthasso'nun kendisi e, bu antik bilgi kürüyle yeniden canlandığını hisseder. Bundan sonra bir daha asla savaş ve barış, barış türünde boş lakırtılarla dolu bir şey yazmayacağıma inanıyorum der. Yani aslında e, e, kendi edebiyat dünyasındaki kendisinin yerini belirleyen eserlerini artık yavaş yavaş reddetmeye başlar. Boş bir lakırtı olarak görür bu ifadeleri. Ve e, yine... Ee, 63'ten beri bir yana bırakmış olduğu pedagojiyle ilgili projelerine yeniden geri döner. İşte okuma kitapları yazar, alfabeler oluşturur ee, ve yine Yasnaya isimli pedagojik dergiler çıkartır. Ee, yine bir süre boyunca e, pedagojik çalışmalarını kendine verdikten sonra bir tarih romanı yazmaya karar verir. Ve bu roman üzerinde belgeler toplar, bilgiler edinir ve birçok da tarih kitabı okur. Tarih romanı üzerine çalıştığı sırada aniden aklına bir şimşek çakar ve 1872 yılında onu çok etkilemiş olan değişik bir olayı hatırlar. Komşusu ve arkadaşı olan Bibikov o zamanlar metresi olan Anna Stepanovna Trigova ile yaşar. Ama çocuklarının Alman dadısına duyduğu ilgiden ötürü bir süredir kadına kötü davranır. Hatta bu sarışın Alman ile evlenmeye karar verir. Bu ihaneti öğrenen Anna Stepanovna Kıskançlığa yenik düşer, bohçasıyla oradan kaçar ve e, korkunç bir acı içinde üç gün kırlarda dolaşır. Ardından Yasengi istasyonunda kendini bir e, kendini bir yük treninin altına atar ve ölür. Bu olay 4 Ocak 1872'de olur. Ertesi gün Lev Tolstoy merak içinde bir polis müfettişi eşliğinde cesedin otopsisinin yapıldığı istasyon barakasına gider. Kanlar içindeki kadın cesetine bakarak ne utanmazlık ama aynı zamanda ne iffetlilik der. <laughs> bu olayı bir kitapta kullanmayı net olarak düşünmez. Ancak uzun süre yakasını da bırakmaz bu düşünce. Öte yandan 1870'te zina suçu işlemiş yüksek sosyeteden bir kadını sahneye çıkaracak bir roman düşünür. İlk başta bu düşüncesiyle Anna Paulna olay arasında bir bağ kurmaz. Fakat Süreç içerisinde iki konu, ihanet ve çarpıcı ölüm konusu adım adım dizemli bir etkileşimle birbiriyle zenginleşir. Dolayısıyla gerçek kadın kurgusal kadına trajik sonunu ve ismini vermiştir. Lev Tolstoy tarihi bir roman içerisinde Büyük Petroyu, Çarın oğlu boyarları hayal ederken modern giysiler içerisindeki insanlar gözün önüne gelir artık ki bu insanlar Anna Karenina, Vronsky, Levin, Kitty Oblonsky yani Anna Karenina eserinin oluşum aşaması da bu şekildedir. Diğer büyük eseri Yine 1873-1877 yılları arasında e, çocuklarını e, kaybeder ve artık ölümün e, evlerine tamamen girmiş olduğunu düşünen Tausto'yu buhranlar geçirir. Hafif bir nezle yakalansa bile, burnunda ufacık bir sivilce çıksa bile mahvolduğuna inanır. E, Anna Karen Nayser'i her kesimden olumlu eleştiriler e, almakla birlikte olumsuz eleştirilere de maruz kalmıştır ve ee, bu gibi e, bir e, yorumlamayla eser tabii ki hak ettiği değeri de bulmuştur. Fakat geçmişte olduğu gibi ruhani krizleri artık Tansu'yu edebiyattan uzaklaştırır. Eskiden gerçekliğe katlanmasına yardım eden aile sevgisi, edebiyat sevgisi artık onun nazarında çekiciliğini yitirir. Kendisine bir çıkış noktası arar. Ve böylelikle e, hatta yani Tansu'nun aklına intihar etme düşüncesi bile gelir ve bunun üzerine planlar kurar. Fakat Teorideki bu gözü pek ve praktik, praktik, e, pratikteki bu itiyatlı alternatifler onun kişisel özellikleridir. Bu müzme, bu, bu müzminin intihar meraklısını hiçbir şey sağlığa kadar endişelendirmez. Hakikatin olum olduğu, ölüm olduğu üzerine düşüncelere daldığı bir anda e, bir ışık ona gelir ve bunun üzerine gözlerimi sıradan, cahil, yoksul insan kitlelerine çevirdim. Ve bambaşka bir şey gördüm diye yazar. Bu insanlar sefaleti, açlığı, kötü muameleyi, Hastalığı, acıyı, ölümü sessiz bir tevekkülle kabul ediyordu. Her halükarda kendini asmayı düşünenler çok azdı. Böyle insanlar cesaretlerini mantıktan değil, tartışmasız kabul ettikleri inançtan alıyorlardı. Böylece Tolstoy Tanrı yaşamdır sonucuna vararak kendini ibadete verir. Çarşamba ve Cumaları periz yapar, günah çıkarır, kutsanmış şarap e, içer ve ekmek yer. Hristiyanlık düşüncesinde Port Royal, Yasnaya Poliana'nın bir komşusudur. Bu hacılarla birlikte olabilme fırsatı demektir. İlk başta hacıların ortaya çıkmasıyla birlikte Tolstoy onların inançlarını hayranlıkla izler, kıskanır. Onların arasına gidip sohbet eder ve Tanrı hakkındaki görüşlerini dinler. Bunun yanıtına halk diline meraklı olan Tolstoy her gün yeni yeni kelimeler öğrenir. Gerçekten de hacıların hikayeleri sadece ortaya koydukları saf dindarlıkta değil, aynı zamanda eğlenceli cümle kuruluşları da onun hoşuna gider. Aynı zamanda yine e, bu ortamdaki insanlarla birlikte bir, bir araya gelmesi nedeniyle e, Kunduracı Mahl'in öyküsünü anlattı. insan ile ne insan ne ile yaşar ya da ahiret mutluluğuna bir adada erişmek isteyen üç ihtiyarın öyküsü olan üç ihtiyar gibi yeni hikayeler yazmasına olanak verir. Hristiyanlık duygusunun etkisiyle bir hoş görme e, ihtiyacı duyan Tolstoy ne kadar başla, başlayıcı olduğunu katlamak için de sevdiği insan Turgenev 1878, 1878'de bir barış mektubu yazar ve böylece iki yazar e, barışırlar. 1877 yılına baş e, yılında e, başlayan dine yönelim iki yıl sürer ve 1879 yılında anlaşılmaz bir şekilde Ortodoksla e, karşı savaş ilan eder kiliseye sırtını döner. Ona karşı aldatılmış bir kocanın kinini güder. Sözüyle kalemiyle ona kaybettiği iki yılın intikamını almak için yanıp tutuşur. Bu düşünceler ömrünün sonuna dek sürer. Zaten bir sıra sonra afroz edilir ve bir daha dine dönmez. Yani ortodoksluğa dönmez. Öldükten sonra bir papazın gelmemesini ve bir e, dini tören yapılmamasını da ölmeden önce vasiyet eder. Dinden uzaklaşmasıyla kendine özgü bir inanış ortaya koyar. Bu özgün inanış üzerine dostlarla sohbetler eder. Onlara inancını anlatır. Ayrıca bu konu üzerine itiraflarım, dogmatik tanrı bilim eleştirisi, dört incilin uygunluğu ve çevresi, inancım nedir gibi eserler çıkarır. Bu eserler vasıtasıyla Rusya'nın ve dünyanın düşüncelerinden faydalanmasını ister ve amacının e, kilisenin İncil'in öğretisiyle uyuşmadığını göstermek niyetinde olduğunu belirtir. Tastoy bu inançla daha fazla şey öğrenmek, araştırmak ister. Yunanca bilgisinin yeterli olmadığını görür ve hemen İbranice öğrenir. 1880'lere gelindiğinde Lev Tolstoy dünyanın sefaletine daha fazla ortak olmak istemez. Bu düşünceyle Tula hapishanesine gider, tutuklukları, tutukluları güzel sözler sözleriyle yüreklendirir, sürgünleri Sibirya'ya taşıyan trenlerin kalkışına katılır. Bunların yanı sıra 10 1880'de bir harç yolculuğuna çıkar. E, Muşik kıyafetler içinde omzunda bir heybe, ayaklarında laptisler, elinde bir baston e, bu yolculuğa çıkar. Onlar nasıl yaşıyorsa Tolstoy da öyle yaşar. Sefalet içinde yaşamak ona mutluluk verir. Tasoyu haç yolculuğunda karşılaştı ve Samara'da daha net bir şekilde tanık olduğu kıtlığa, açlığa duyarsız kalamaz. Bu zorlukları yaşayanlar için, insanlar için üzülür ve onlar için e, bir şeyler yapmak ister. Kafasını bu istekle meşgul ederken bir taraftan dini girişimlerini bir yana bırakmaz. Kiliseyle bağlarını koparmış olan tarikatçılara daha fazla ilgi duyduğunu hisseder. Yaşadığı bölgelerde bunlardan çok sayıda vardır. En başta malakanlar yani süt içenler e, Malakanlar biliyorsunuz e, bugün e, Kars bölgesinde nüfusları çok az olsa da belirli bir dönemde Kars'a, e, Stalin döneminde yanlış hatırlamıyorsam e, ma dini inançları noktasında sürgün edilmiş ve Kars bölgesine yerleştirilmiştir. Bu sürgün edilme noktasında Tasbo'ya kendilerine zaten yardım etmiştir. Tasbo bu tarikatın üyeleriyle bir araya gelir, onların tanrı buyruklarını tartışır. Onlarla Tanrı'nın buyruklarını tartışır. Onlara Tanrı bilim çalışmalarından bölümler okur ve neredeyse tamamının kendi düşüncesini anladığını ve onarladığını görünce gururda duyar. Yine ee, 15 Eylül 1881'de Tolstoy tekrar Moskova'ya taşınır. Moskova sokaklarında gezerken bu şehir hayatından nefret eder. Fakat sıradan insanlarla, müziklerle bir arada olmak, onları anlamak ister. Bu düşüncesiyle Moskova'nın en yoksul mahallelerine gider. Dilencilerin, hırsızların, haydutların, sokak kadınlarının yaşamlarını gözlemler. Ve hatta 1882 yılında Moskova'da yapılan nüfus sayımına katılarak bu insanları e, durumunu çok e, birinci elden yani çok yakından görme e, durumu da olur. E, tabii hocam toparlıyorum ve geçiyorum. Evet bu dönemde e, yine ikinci kırılmayı yaşadığı bu dönemden sonra e, Çin felsefesine yoğunlaşır Confucius gibi kişilerin eserlerini okur. Ve e, bunu kendi e, düşüncesi bağlamında yorumlar. Bu noktadan sonra e, Lev Nikolaevich Tastoy e, eserlerin, eserlerinden, yani kendi üzeri, üzerinde olan malından, mülkünden, feragat ederek bir e, miras paylaşımı yapar ve tamamıyla malından, mülkünden arınır. Ve e, aynı zamanda e, gazeteye bir ilan vererek bütün eserlerindeki e, bu hakkından bahsediyor geçerek vazgeçerek istedikli, isteyen kişi istediği gibi bu eseri yayınlar veya çevirebilir diye belirtir. Bunun nedeni kendisinin üzerinde olan bu maddi şeylerden tiksinmesi ve kendisine tamamen ruhani bir dünyaya adamasıdır. Daha sonra yine yaşamının son dönemlerine doğru Rusya'da meydana gelen e, dini inanç, inanışları noktasında Dohoborlar olarak adlandırılan yani manevi savaşçılar ya da Rus savaşçılar diyebiliriz. Bu insanların zulme uğradığını e, görür ve e, çok uzun bir süreden sonra bu insanların Kanada'ya ikmal ettirilebilmesi için e, telif hakkı e, bağlamında diriliş eserini yazmaya karar verir. Ve diriliş eserinde de birazdan anlatacağım zaten, diriliş eserinde de direkt ismi geçmese de bu insanların e, hikayesi de aktarılır. Yani tamamen e, kendisini e, bu e, noktaya adamıştır. Yani bu ikinci e, kırılmadan sonra Tolstoy ilk dönemde yazmış olduğu Savaş ve Barış'ta Anna Karenina gibi edebi değeri çok yüksek olan eserlerini tamamıyla reddeder ve kendisini tamamen topluma yararlı olacak yazılara, işlere e, adar. Ve ölüm yaklaştıkça bu e, düşünceleri iyice sıklaşır. Ee, yine 24 Şubat 1901 yılında Lev Tolstoy e, kiliseden aforoz edilir, diriliş eseri ne yayınlamasından e, dolayı e, daha sonra yine Rusya-Japonya savaşının ortaya çıkması, yine ülkedeki iç savaşların neticesinde e, gerçekleşen e, şiddet durumlarından dolayı Tolstoy iyice ulusuzluğa e, katılmaktadır. Ve devam eden yıllarda artık ee, 19 tarihler 1910'u gösterir. Ölümün kendisini yakalayacağını, yol, yakalayacağı yolculuğa hareket için kendisini hazır hisseder. Ruhsal yönden hazırlığını zaten tamamlamış olan koy fiziki ihtiyaçlarını toparlayıp doktoru Mak Makovitski ile yola koyulur. Kazaleks, Optine Manastır gibi yerlere ulaştığında kendisine bir haber ulaşır. Son yaşının kaçışını öğrenmiş, bunun üzerine birkaç kez intihar teşebbüsünde bulunmuş. Ona evine dönmesi için yalvarmıştır. Hayatı boyunca arzularında, hislerinde hep kararsız olan koy bu sefer kendinden emindir. Eşinin çağrılığına kulak asmaz. Kaçışı yüzünden kendini öldürse bile e, eşi için vicdan azabı duymayacağını ifade eder. Kararlılıkla yoluna devam eden birkaç vilayetten sonra hayatının son durağı olan Atapova'ya gelir. Uzun süreli yolculuklardan sonra bitkin düşer. Yola devam edebilecek gücü kalmaz. Ateşlenir ve zaman zaman bilinç kaybı yaşar. Durumu gittikçe ağırlaşar. Ee, yazar için birçok yerden doktorlar gelir fakat e, herhangi bir iyileşme göstermez. Ee, tabii ki bu bununla birlikte durumdan haberdar olan muhabirler de e, bu e, evin etrafını sararlar. Çünkü Tolstoy o dönemde çok çok büyük bir ilgi gören yani bu e, toplumun her kesiminden, zengininden, fakirinden, bütün kesimden çok büyük bir ilgi gören sadece Rusya'da değil bütün ülke e, kişileri tarafından ilgi gören bir karakter olduğu için e, çok önemlidir. Ve e, artık kaçınılmaz son yaklaşır kendini iyice kaybetmiş olan Lev Tolstoy şu son sözleri dudaktan dudaklarından dökülür. Hakikat çok seviyorum sanki ve yıllardır beklediği ve aradığı hakikat 7 kasım 1910'da sabah 6'yı 5 geçe yakalar ve artık Lev Tolstoy hani tur hayatında dediği gibi Lev Tolstoy artık uzun bir kitap dizisinin kapağındaki bir desindir sadece e, evet yaşam ve sanatın noktasında e, biraz <laughs> uzattım ama e, dolu dolu yaşamış olduğu için bazı şeyleri aktarmak gerekiyordu Fatih Hocam. E, şimdi siz e, nasıl... Eyvallah istiyorsun? hocam. Hocam buyurun. E, devam edelim. Tolstoy'un e, edebi kişiliğinden, e, hayatından, e, hem Rusya'yla, Rusya tarihinde biraz e, girdiniz. Hem bireysel hayatla, Rusya tarihiyle Hı. beraber. E, devam edelim hocam. İkinci başlığınızı artık e, geçebilirseniz Bozulmaya yüz tutmuş bir toplumun dirilişi. Evet, bozulmaya yüz tutmuş bir toplumun e, dirilişi. E, şimdi eserin yazılma noktası ilginç. Şöyle ki, e, Talsboy'un avukat arkadaşı Connie'nin kendisine aktardığı yaşanmış bir olaydan hareketle oluşturulan eser, aynı zamanda genç Talsboy'un yaşlılık zamanlarında yaşadığı pişmanlıklardan arınması olarak da önemli bir işleme sahiptir. Baş kişilerden Nehledov'un kadın kahramanı Katüşe ihval etmesiyle birlikte kadın kahramanın kötü yola düşmesi ve ve sonu sürgüne kadar varan bir hikayenin aktarıldığı eserde yazar, gençlik hataları bağlamında hem kendisinin hem de toplumun yaşadığı ahlaki yozlaşma eserinde inceler. Bunun yanı sıra toplumun birçok kesiminin de aktarılmasından dolayı diğer baş kişinin Rusya olduğu eserde bir toplumda yaşayan insanların panoraması neden ve sonuçları ile birlikte gözler önüne serilir. Türk edebiyatında da gözlemleyebildiğimiz Konağan Minik Beyefendisi tarafından halayıkların ihbal edilmesinden sonra hayat içerisinde kötü koşullara savrulması Rus edebiyatında neredeyse tüm yazarların eserlerinde karşılaşılan bir durumdur. Rus edebiyatında özellikle toplumun yozlaşması noktasına değinilen konuyu Tolstoy'da gençliğinde yaşamış ve hatta köylü bir kadından gayrimeşru bir çocuğu doğmuştur. Aynı zamanda Tolstoy ölmeden birkaç ay önce biyografisini yazan Pavel Burikova Kazan'da üniversiteye gittiği dönemde teyzesi Palegia Yuşkova'nın evinde yaşadığı sırada evdeki hizmetçilerden birini baştan çıkardığını, sonra da kızının sonunun kötü olduğunu söyler. Bu bağlamda hem konunun kendi hayat hikayesine benzemesi, hem de Rusya'da e, hem de dönem Rusya'sında dini inançları noktasında Çarlık tarafından zulüm gören duha borları muhtelif yerleri ikmallerinin sağlanabilmesi açısından uzun zaman sonra telif hakkı karşılığında bu eser gün yüzüne çıkar. Edebiyat eleştirmenleri filozoflar ve ilahiyatçıların dikkatle ele aldığı ve her birinin romanı kendi bakış açısıyla incelediği eser, yazarın sanatı ve felsefesi bağlamında bir mihenk taşı özelliği de taşır. Tasto'yun 35 yaşında sağlıklı, güçlü, çevik, diş bir adama 70 yaşındaki yalnız bir düşünürün, düşünürün fikirlerini verdiği prens Nehridov'un mahkeme jüriliğine gitmek için hazırlandığı sahnelerin ve doğanın tasviriyle başlayan eser, daha ilk satırlardan itibaren dönemin özellikle hukuki sisteminin eleştirisiyle başlar. E, Nehludov ismi de e, Rusça tamamlanmamış, e, tam olmayan <laughs> anlamına gelmektedir ki zaten biz eserde de Nehludov'un hareketlerini ya da e, Nehludov'un yapmış olduğu e, eylemleri tam olmayan, tamamlanamayan ya da düşüncelerini e, tam olmayan, olgunlaşmayan durumlarda görürüz. Dinin hukuki işlere temel dayanak olarak kullanılmasını reddeden yazar aslında hukukun ıslah etmekten ziyade daha çok çarpıklıklar doğduğunu vurdular. Olumsuzlar olumsuz durumlara da bir de ortodoks ayinlerinde görebileceğimiz Tanrı'nın kanını kanı diye şarap içilmesi, eti diye şaraba batırılan ekmek yenmesi, yazarın eleştiri oklarını yönlendirdiği belli başlı konulardır. Yazara göre Hz. İsa'nın aktarmak istediği din yani Hristiyanlık kişilerin çıkarları noktasına çarpıtılmıştır. Bunun en sahih örneği olarak da din üzerine yemin edilmesinin yasak olduğu halde tasvir edilen mahkemelerde yemin ettirilmesidir. Prens Mehmet o vatanı seven her yurttaş gibi görevini yapmak üzere mahkemenin yolunu tutar. Kendisi gibi jüri eline gelen diğer kişileri analiz ederek çıkarım yapar. Bunun dışında yazar, yazar anlatıcı bakış açısıyla hem kişileri hem de ortamı açımlayarak eleştirir. Yazar, yazara göre bir insan için tahakkümlerde bulunacak kişiler aslında çok masum, çok dürüst, erdemli kişiler değildir. Kendi özellerinde suçlu oldukları ya da kendileri farkında olmasa dahi olmak zorunda oldukları durumlar kendisini gösterir. Bu şekilde bir ortam tasvirinin yapılmasından sonra davalara bakılmaya başlanır. Katuşa Maslova'nın davasına bakıldığı sırada Nehriklal için büyük bir kırılma yaşanır. Çünkü sanık sandalyesinde oturan Katuşa olmasına rağmen asıl su suçlu koltuğunda ot oturan Katuşa'yı yargılama ehliyetine sahip olan kendisidir. Bir an hem Nehridov için, pardon bu an hem Nehridov için hem de anlatının aktarım için kilit noktadır. Bu aşamadan sonra hem başkışı hem de eser boyut kazanarak diğer donelerle birlikte ilerlemeye başlar. Katışa dönem Rusyası'nın büyük bir bölümde görebileceğimiz bir karakter olarak aslında ülke genelinde yaşanan durumun bir örneğidir. Bu edebiyatında sıklıkla rast geldiği küçük bir insanın kızı olarak dünyaya gelen Katyusha yine annesine çizilen kadere benzer bir hayat sürdürür. Adeta bir kas sistemiyle anne rahmine düştükleri gün kaderi çizilen bu insanlar yaşama adım attıktan sonra kendilerine kabul ettirilmiş bu yaşam içerisinde var olmaya çalışır. Nehlidov'un halalarının çiftliğinde hayatını idame ettirmeye ettirirken başkışın duygularının kurbanı olur. Ve bu aşamadan sonra e, nispeten iyi bir hayat yaşayan Katyusha e, e, için bu durum zor günlerin başlangıcı olur. Ahlaki açıdan bozulmanın yaşandığı dönem toplumunda Katyusha gibi insanlar hep kurban rolündedir. Çünkü Nehlidov'un yaptığı hareket Katyusha'nın yaşamının dönüm noktası olur. Nehlidov'un kendisini ihval edene kadar kendi imkanları dahilinde bir yaşam sürdüren ve hayata dair umutları olan Katyusha'nın elim olayın yaşanmasından sonra hayatta kötü koşullara doğru sürüklenir. Nehlidov'dan bir çocuk doğurur. Çocuğun bakımsızlıktan ölmesi akabinde ise her ne kadar başka işlerde tutunmaya çalışsa da toplumun çarpıklığı kadın baş kişiyi ahlaksız bir hayat sürmeye iter. Katyuşa'nın onurlu bir şekilde yaşama tutunma çabası girdiği muhtelif işlerde de yine hüsranla sonuçlanır. Toplum tarafından bu konuma itilen karakterin hayatını idame ettirebilmek için hayat kadını yapmaktan başka çaresi kalmaz. Çünkü toplumun tüm, tüm dinamikleri kimsesi olmayan yalnız bir kadının bedensel açıdan yararlanılması mümkün olan bir kişi olarak görülmesine müsaade eder. Genel ahlaki kurallar çerçevesinde kabul edilmeyen bu duruma Katüşa toplumun kendisine reva gördüğü durum nedeniyle sürüklenir. Toplumun bu açıdan temelleri çürümüş olmasına rağmen ceremesini yine savunmasız durumda olan çeker. Nehridov'un açtığı bu durumda aynı zamanda toplumda desteklen nitelikte davranır. Mahkeme neticesiyle cezaya çarptırılarak sürgüne yollanan katışa hem cezaevinde hem sürgüne giderken gördüğü insan tipleriyle bir evrim yaşar eserde. Nehri çiftliklerindeki köylüler dışında ayakkabıcılar, duvar ustaları, boyacılar, fabrika işçileri, çamaşırcılar, hizmetçiler, kürek mahkumları görülür. Kötü biçimlenmiş bir toplumun kurbanı bu ifak, bu ifak ufak insanlara yazar sadece saygı ve şefkat doyar. Onları yüksek mevkideki kişileri kişiler kadar gerçekçi betimlese de onlara asla ironiyle yaklaşmaz. Toplum tarafından aşağılanan, hakir görülen karakterler bir yandan Nihilidov tarafından e, e, ilgi görmesi, bir yandan sürgün sırasında devrim çevrelerle tanışması kendini ahlaksız bir halde yaşamak zorunda olduğu hayattan kurtarır. O da artık toplumun yararının her şeyden üstün olduğu ve kendisinin de bu durumda bir şey yapabileceğini düşünür. Kendini artık bu çe çevrede anlamlandırmaya başlayan Katyuşa, geçmişine bir sünger çekip yeni yaşamında yeni insanlara insanlarla var olma yoluna girer. Bu bağlamda baş kişi tarafından da kötü bir hayata sürüklenen Katyusha en son kertede kendisi için yaşamın anlamını idrak etmeye başlayarak iyi bir ahlaka sahip olmaya çabalar ve yaşamını sürdürme uğraşına girer. 10 yıl önce yaptığı davranışı çoktan unutan Prens Dimitri Ivanoviç e, ee, Nehlidov askerlik mesleğinden sonra mahkemelerde jüri görevlisi olarak yer almaya başlar. Toplumun kendi konumuna uygun gördüğü Prenses Koçagina ile evlilik yolunda ilerlerken aynı zamanda evli bir bayanla da gizli ilişkisi vardır. Yüksek sosyete kesiminin mensubu olan Nehlidov dönem Rusyası'nda hemen hemen her soylu toplulukta rastlanabilecek bir durumda hareket eder. Mahkeme jürisi olarak fikrini belirtirken aslında kendi yaşadığı ahlaksızlığı Zaman zaman fark etse de dillendirmez. Çünkü mensubu olduğu toplumun yapısı bu şekildedir. Dolayısıyla her ne kadar insani olarak bu yapının düşüncesinden zaman zaman sıyrılsa da son kerte de bu yapıyla birlikte hareket eder noktadadır. Bu bağlamda dönem toplumu kendi içerisinde yaşadığı ahlaki yoklaşmayı bir nevi meşru hale getirmektedir. Nehri de aynı e, Katrışa gibi mensubu olduğu toplumun kurbanıdır bir nevi. Çünkü çocuk yaşlardan itibaren aslında içerisinde bulunduğu yapının tersine düşüncelere sahiptir. İlk gençlik yıllarında dürüst bir delikanlıdır. Herkesin hakkına karşı saygılıdır. Aynı zamanda dönem Rusyası'nın en önemli sorundan birisi olan toprak köleliği konusunda ise farklı düşüncelere sahiptir. Ona göre toprak köleliği dönemin büyük bir sorunudur. Fakat e, bunun dışında toprakların tek bir sahibinin tekrinde toplanması yerine herkesin sahip olması gereken bir hak olduğunu düşünür. Bu düşüncesini eyleme de döker, babasından kalan küçük bir toprak parçasını köylere dağıtır. Fakat aradan geçen yıllar boyunca haklı olarak gördüğü düşüncelerden sıyrılarak Var aldığı toplum gibi hareket eder. Zaman zaman her ne kadar düşünce bağlamında bunun sıkıntısını çekse de sonuç itibariyle bu yapı gibi hareket eder. Taslo'ya göre bir insanın karşıdan açısından açmasının nedenlerinden biri de alkol ve sigara alışkanlığıdır. Çünkü kötü alışkanlıklar e, insan kö kötü alışkanlıklar e, insana kötü özellikler de getirir. Bir delikanlı olarak idealist nehrli askere gidip o dönemin tipik askerlik gibi tipik alışkanlıklar edinince kendisinde bozulmalar başlar. Nitekim Nelidov Katiş'e ilk gördüğü anda değil, ikinci gördüğü cepheye giderken kısa bir süre için uğradığı zaman diliminde ihval eder. Askerce bir yaşam benimseyen karakter oradaki bozulmanın etkisiyle ahlaki değerlerini yitirir. Katiş'e ilk gördüğü anda hissettiği sadece saf bir sevgidir. Subay olan ve orduya katılmaya giderken halalarına uğrayan Nelidov artık eskisi gibi bir insan değildir. Gençken sıkı sıkıya bağlı olduğu değerlerin yerine artık bireysel zevkleri alır. Yani masumiyet yerini şehvete, umum için olan düşünceleri yerini bireyselliğe e, bırakır. Nehli de her ne kadar çocukluk ve ilk gençlik yıllarında kendi ne mensup olduğu yapıdan sıyrıma e, başarsa da yaşı ilerledikçe ve bu yapıya giderek dahil oldukça kaçınılmaz olarak kendisinde e, kendisinde de değişimler meydana gelir. Dönemin soylu kesiminin yozlaşmışlığı kendisi dışındaki hiçbir oluşumu ya da düşünceyi kabul etmez. İmparatorluk Rusyası'nın demografik olarak küçük bir bölümünü oluştursa da bu yapı ülkenin geri kalanını yani büyük bir çoğunluğunu kendi boyunduruğu altına alarak yaşayışını sürdürür. Doğal olarak yaşanılan her manadaki toplumsal yozlaşmada herhangi bir beis görülmez. Aksi durumda bir hareket ise felaket olarak karşılanır. Nelidov her ne kadar çevresine karşı <laughs> dirense de mensup olduğu yapının e, her insanı aynı düşüncede olduğu için bir noktada pes edip günün koşullarına göre bir yaşayış sürdürmeyi tercih etmek zorunda bırakılır. Nehri bu düşünce içerisine girmesinde askerlik mesleğini seçmesi de de büyük bir etkisi vardı. Çünkü oyun aslında bir iz düşümü olan Nehli Doğun karakteri askerlik seçerek yozlaşma yoluna girer. Çünkü yazar özellikle ruhani açıdan kırılma yaşadığı andan itibaren sonuç itibariyle şiddet içerisinde için askerlik makamına karşı olumsuz düşünceler içerisindedir. Şiddete şiddetle karşılık verilmemesi gerektiğini düşünen ve dolayısıyla dönemde yaşanan savaşlar neticesiyle şiddetin kol gezdiği yıllarda sanatkarın bu düşüncesindeki yoğunluk yansıması olan karakter kendi gösterir. Yine e, başkışının bozulmasının e, diğer bir nedenlerinden e, olan Petersburg çevresi ve askerlik mesleği, e, Tolstoy'un dönemdeki ahlaki yozlaşmaya karşı bakışının bir toplamıdır. Zaten Katusha'nın kaderi değişmesine neden olan Nehludov'un iyi bir karakterken bir anda e, kötü bir yana doğru erilmesinin nedeni de budur. İnsan dünyaya geldiğinde aslında her türlü kötü düşünceden izler olarak var olur. Fakat onu şekillendiren son kertede kertede mensup olduğu yapıdır. Sonucu şiddet doğuran her türlü durumda canını vermeye hazır olan askerlik mesleğini ifade edenler herhangi bir değer taşısın ya da taşımasın, ahlaki normlara uysun ya da uymasın, istedikleri gibi her davranışı sergilemeyi kendilerine hak olarak görür o dönemki Rus e, toplumunda. Dolayısıyla yazarın aslında tam olarak kesi, keskin bir şekilde eleştirdiği nokta budur. Şiddetin hiçbir şeyin, şiddet hiçbir şeyin çözümü değildir. Aksine her kötülüğün başlangıcıdır. Dolayısıyla hayatının büyük bir bölümünde savunduğu pasifist düşünce yapısını yazar, ...bu şekilde destekler ve karakterin bozulmasının ana nedeni olarak görür. Aynı zamanda yazarın kendisi de askerlik yapar... ...ve askerlik yaptığı dönemde de yaşanan e, şiddeti gördüğü için... ...bu düşünce içerisinde hareket e, etmektedir. Yine devam ettiğimizde... ...yine baş kişi tabiatı itibariyle aslında... E, ...Tasso gibi içerisinde büyüdüğü bir yapının ürünü değil... ...aksine ayak uydurmak zorunda kalmış bir kişidir. Yapı içerisinde var olmak için takılan bu tavır... ...son de karakterin eser içerisinde hem yaptığı davranıştan hem de içinde bulunduğu yapıdan nefret ederek kendi doğrusunu bulma yolunu gösterir. Masum bir insanın hayatına mal olan, mal olan her hatayı, her ne kadar meşhur temeller üzerine konumlandırmaya çalışsa da, Nehlidov aslında toplumun ahlaki yozlaşmasının neticesinin bir ürünüdür. Dolayısıyla aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, başkişinin özündeki haline geri dönerek kendi doğrusunun peşine düşer. Aynı zamanda yine ee, Katuşan'ın Katüşa'nın sanık sandalyesinde görülmesinden ve 4 yıl kürek cezasına çarptırılmasından sonra Kendisini tekmeden olarak görür ve bu aşama aslında hem eserin hem de Dav'ın yaşadığı bir kırılmadır. Romanın düğümünü tetikleyen etken kahraman mas kahramanın Maslova ile karşılaşmasıdır. Yani Katusha ile karşılaş karşılaşmasıdır. Dav yaşadığı yaşamın saçmalığını anlar. E, kendisinin özellikle Katusha'ya genelde ise cezalı insanlar arasında daha çok vakit geçirmeye başladığı için insanlığa adar. Bu insanların durumlarını kendisi gözlemleyerek çıkarımlarda bulur. Ve dolayısıyla ilk iş zaten başından beri tiksindi, diye ait olduğu ve zengin, zenginlikten e, kurtulma işine girer. E, yine devam ettiğimizde e, eserin ilerleyen bölümlerinde biz e, Nehludov'un e, sahip olduğu toprakları işte köylere dağıtmasını görüyoruz. E, Katüşa'nın her türlü isteğini e, yerine getirmesi, getirmek için çabaladığını görüyoruz. Yine Katüşa'nın ziyaretlerine giderken diğer mahkumların durumunu görüp bunları üst e, mercilere aktardığını görüyoruz ki biz bunu Tasloy'un kendi öz yaşamında da e, görmekteyiz. Yani artık e, yaşadığı zenginlikten e, tiksinmiştir Tatoy ve tabii ki eee başkişi Dok. bu e, şeyler yerine insanla iyi bir koruma e, yükselme amacıyla hareket e, etmektedir. Ve tabii ki eser içerisinde baş kişilerin yanı sıra e, ortamı tamamlayacak ve ahlaki açıdan yozlaşma yaşamış olan işte mahkeme başkanı, işte savcı yardımcısı, diğer jüri üyeleri <laughs> gibi e, Karakterlerde de görürüz. Biz aslında burada e, saymış olduğum kişilerin amacı gerçek suçlunun ya da suçsuzun e, ortaya çıkarılması değil bir an önce davanın bir sonuca bağlanması ve e, bu e, sıkıcı işin bir an önce bitmesi ve herkesin kendi işlerine dağılmasıdır. Bu da o dönemde e, toplumun her katmanında e, gerçekleşmiş olan bozulmanın da e, bir göstergesidir. Fakat dava göre yani aslında Tasto'ya göre e, bu insanları, bu zaten kötü yola bulaşmış insanları, e, e, kötü e, koşullarda yaşayan insanları, e, hapishanelere kötü koşullarda yaşamaya mahkum ederek e, ı, ıslah edilmeyeceğini düşünür. Aksine daha kötü bir şekilde topluma tekrar geri döneceklerini düşünür. Dolayısıyla e, Tarzoyun aslında e, Nehir karakteriyle aktarmak istediği bu insanların aslında özünde çok insanlar olduğu fakat ülkede yaşanan toplumda yaşanan sıkıntıların, işte bu ekonomik, ahlaki, felsefi, dini her neyse e, bozulması neticesinde bu noktaya geldi. Yani tarihçi Harry, e, Thomas Backell'ın dediği gibi suçu toplum hazırlar, birey işler noktasında Tolstoy hareket etmektedir. E, bunun dışında yine e, daha önceden de belirtmiş olduğum gibi Tolstoy eserinde bir e, ruhani topluluktan e, bahseder ve sadece İncil okudukları için hapse atıldığını söyler. Bu aslında Duhaborlar yani bu e, eserin yazılış e, gayesi olan topluluklardan da bahseder. Öyle ki yani o dönemde insanlar e, dinlerini bile e, uygun bir şekilde kendi kafalarına göre yaşayamazlar ki bu e, eserde onların e, bu boyunduruk altından kurtulması için Kanada'ya ikmallerini sağlamak amacıyla yazılmıştır ve Paso çok uzun bir süre sonra e, belirli bir telif karşılığında bu eseri yazmıştır ve e, bu e, insanların da ikmallerini e, sağlamıştır. Başka e, yine çok uzatmayayım Fatih Hocam. Başka e, çok önemli gördüğün neleri söyleyebilirim yoksa konu daha çok konuşurum ben. <laughs> e, hemen bakayım. İkincisi e, Küçük insanların hayatları anlatılıyor burada yine olduğu gibi. ya Bir de burada aslında Tolstoy tarafından vurgulanmak istenen 1861 yılında toprak köleliği Rusya'da kaldırılmıştır. Bazı kaynaklarda 1862 yılında. Fakat bu kaldırılma, bu toprak köleliğin kaldırılması çok uygun koşullarda gerçekleştirilmemiştir. Çünkü toprak köleliği kaldırılır ve e, insanlara toprak dağıtımına başlanır ki az önce de zikrettiğim gibi Tolstoy'da bu e, toprak dağıtma mahkemeleri üzerinde e, işte bir görev alır. Fakat burada bir adaletsizlik yaşanır. Çünkü e, toprak dağıtılır fakat bu toprağı alacak köylünün parası yoktur. Bu bir. İkincisi toprak e, şey, köylü eğitimsizdir. E, cahildir. Dolayısıyla kendisine toprak verilmesini çelişkili olarak bulur ve bundan korkar. Yine bir beyin bir toprak ağasını boyunduru altında yaşamak ister. E, daha sonra bir diğer uygulamada yine e, belirli bir işte kredi karşılığında e, köylülere toprak e, verilmesi noktasıdır. Fakat bu da çok yüksek mebellerdir. Dolayısıyla Zaten kötü koşullarda olan toprak köleleri, toprak kölelerin kaldırılmasıyla birlikte daha kötü koşullara sahip olur ve dolayısıyla köyde çalışma imkanı bulamayan, ekmek bulamayan insanlar şehre doğru sürüklenir. Fakat şehre doğru sürüklenmeyle birlikte bu insanları daha da kötü koşullar beklemektedir. Çünkü şehirde de tutunamazlar, hırsızlık yapmaya başlarlar, ee, ahlaksız işlere e, girişirler. İşte tas doyul e, karşı durduğu nokta aslında. Ee, burasıdır e, diyebiliriz. Ee, yine dediğim gibi bu eserle birlikte artık Tasso kiliseden tamamıyla birlikte tamamıyla afaroz edilmiştir. Çünkü Tasso'ın aslında e, üst yapının yani çarlığın e, e, yararına hareket eden tüm kurumları, tüm yapıları reddeder. Dolayısıyla bu kişi bu düşünceleri bağlamıyla anarşist bir kişiliktir. Ee, kiliseden aforoz edilmesiyle birlikte aslında bundan bir e, üzüntü duymaz, hat, a, a, tersine daha çok sevinir. Hatta insanlar arasındaki popülerisi daha çok artar. Devam ettiğimizde e, başka e, önemli olarak, gözden kaçırmayayım notlarıma bakayım. E, hemen bakıyorum, bakıyorum. Evet, bir de e, Tazdoy'un e, aslında kendi düşünce yapısı içerisinde oluşturduğu dini e, değinerek dini düşünceye değinerek sunumu bitireceğim. Şimdi e, aslında Tazdoy her semavi dinde, hem her hak dininde gör, e, görebileceğimiz işte e, çalma, içki içme, işte zina etme, işte doğru söz, söyle gibi ya da kural çerçevesinde kendi dini düşüncesini dünya e, dünyaya yönelik uygulamaya çalışmıştır. Ve burada tabii ki e, Hristiyan temelli bir yaklaşım vardır. Fakat Tolstoy'un dininin özü iyi ahlaklı olma ve sevgidir. Dolayısıyla bu insanlara karşı e, <laughs> eser içerisinde geçen bu Katusha olur, Nehludov olur ve diğer karakterlere karşı aslında bir e, şiddetle karşılık vermek yerine onları daha uygun koşullarda topluma kazandırılmasının daha önemli olduğunu düşünür e ve bu şekilde zaten e, fark etmişsinizdir. Eserinin en son bölümünde İncil'den e, belli başlı bölümleri alarak eserini bir anda bitirir. Eserin bir anda bitirmesi e, aslında birçok eleştirmenden de e, tepki görür çünkü e, eser bir noktaya getiriyorsunuz. Ve e, ardından kesip dini metinler yerleştiriyorsunuz ve eser çok havada kalıyor diye e, eleştiriler de kendisine e, gösteriliyor. Ama son kerede de yazarın son e, büyük eseridir bu ve yazıldığı dönemde Rusya'da tüm dünyada büyük bir e, etki göstermiştir. Ve aynı zamanda e, kendi amacına da ulaşmıştır e, diyerek e, ben sözlerimi tamamlayayım hocam. Eğer bir soru falan olursa yine konuyu açımlarız. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sağ olun. Ersin Hocam, biz teşekkür ediyoruz. Böyle soluksuz e, bir saat süren bir e, konuşma oldu. Çok teşekkür evet. ediyoruz. E, evet. Tabii e, hem Tolstoy'un edebi kişiliği e, yaşam hakkında bilgi verdiniz hem de e, diriliş eserinde e, Nehuldo karakteri üzerinden e, başkası olduğu üzerinden ile yaşadığı ilişki hem yaşadığı bireysel çatışmalar, iç çatışmalar hem de e, Rusya toplumunun o günkü 1890'ların 1900'lere doğru giderken çarlığın oluşturduğu e, Rus sosyal sisteminin, Rus toplumunun e, insanları suça, yanlış anlamadıysam öyle bir ifade kullandınız. İnsanları suça iten aslında toplumsal yapı. Toplumsal Hı -hı. yapıdaki sözleşmeler olduğunu ifade ettiniz. Hı -hı. E, evet, e, Ersin Hocam e, sunumlarını yaptılar. Teşekkür ediyoruz kendilerine. E, katılımcılarımız konuşma e, ve hocalarımız e, soru, katkı, yorum, öneri şeklinde söz verebilir. E, söz almak isteyen hocamız varsa söz verebilir. Program. E, ben bir soru sorabilir miyim Fatih Hocam? Emre Hocam buyurun. Ersin, Ersin Hocam çok teşekkür ederiz sunumunuz için. Hakikaten doyurucuydu. Ee, Tolstoy'un romancılığı deyince işte savaş ve barış daha sonra diriliş gibi eserler bütün dünya edebiyatını etkileyen romanlar olduğunu düşünürsek, mesela diriliş romanıyla hani o metinler asıllıkla alakalı ya da işte e, Türk e, dünya edebiyatına katmış olduğu e, kuramsal açıdan yenilik nedir sizce? Yani çünkü ben e, işte romanı gördüğüm zaman klasik bir roman olarak hep klasiklerdirizler o edebiyatına genelde. Ama e, çok da e, anlatım itibariyle tasvirat itibariyle klasik ama hani kattığı bir şeyler olduğunu düşünüyorum. O yüzden sizin de bu düşüncelerinizi merak ediyorum bu konu hakkında. Tabii hocam. Şimdi şöyle. Metinler arasılık bağlamında Tolstoy kendi eserleri arasında işte Nehri Doğuk isminin kullanımı ya da işte yaşamını anlattığında e, nedir e, işte atıyorum Ivan ismini kullanıyor ama gerçek karakteri soy ismini e, kurmacı olarak belirliyor. Bu noktada bir e, metinler arasılık var Rusya'da da ya da dünya edebiyatında da e, Tolstoy'dan çok etkilenen ee, kullanan kişiler var. Ama Tolstoy'un aslında e, Savaş ve Barış, Anne Karenina ve yazmış olduğu diğer öyküleri bağlamında bakarsak aslında en beğenilmen, e, beğenilmeyen e, romanı da budur hocam. Bu dünya edebiyatında da böyledir. Çünkü Tolstoy'u şu açıdan eleştirirler. Bir edebiyatçı kimliğine büründüğünde harikalar yaratıyorsun ama ne zaman ki o gömleği çıkarıp bir felsefeci, bir öğretici konumuna girdiğinde ee, o kadar başarılı olamıyorsun. Yani bu kişiliği, başarısız ama edebiyatçı kişiliği çok başarılı. Bu noktada Diriliş eserinde de biz bunun yansımalarını çok görürüz. Hatta Tolstoy e, eleştirel gerçekçi bir yazardır. Yani çok keskin bir şekilde eleştirir, çok reddeder. Az önce de bahsettim, anarşist bir kişiliktir. Devlet yapısına tamamen karşıdır. Çünkü devlet yapısı o dönemin çarlık ailesini dinli de kullanarak. Çünkü Çar e, şeyin tanrının yerindeki yansımasıdır. Yani ikinci Allah gibi düşünülür. Rusya toplumunda dolayısıyla bunların hepsine karşıdır. Çünkü dinin özü bu değildirler. E, çok araştırmıştır. Yine bahsettim. Yunanca, İbranice, Hollandaca gibi gibi e, Hz. Muhammed'in hadislerini e, ve diğer işte e, Çin felsefecilerini hatta e, Gandhi ile birebir yazışmaları olmuş bir adam. Dolayısıyla artık edebiyatçı kimliğinden sıyrılıyor hocam. Ve artık e, kendisini e, insanlığa iyi bir şeyler yapmaya sürüklüyor. Fakat yine son kertede yazmış olduğu diriliş eseri benim en çok sevdiğim eserlerinden birisidir. E, yine de bir edebi değer noktasında e, kendisinden bir şey götürmüyor. E, konu bağlamında e, hem Türk edebiyatını hem de dünya edebiyatını etkilemiştir. Ama birebir e, benzerlik noktasında benim böyle çok açık bir şekilde çünkü ben karşılaştırmalı edebiyatta da az çok kendi çapımda ilgileniyorum e, birebir vereceğim örnek yok e, ve bir de şunu eklemek istiyorum e, biliyorsunuz eleştirel gerçekçilikten sonra biliyorsunuz e, o dönemlerde e, Rusya'da bir devrim gerçekleşiyor ve sosyalist yönetim ortaya çıkıyor ve bu sosyalist yönetim toplumsal gerçekçilik akımını Sovyet edebiyatının ana yönelimi olarak kabul edil ediyorlar ve bu dönemde ee, toplumsal gerçekçilik işte mo şu kelimeyi çok duyarız. Maxim Gorkin'in ana eserle birlikte Rus edebiyatında toplumsal gerçekçilik ortaya çıkmıştır. Fakat mesela biz diriliş eserinde de toplumsal gerçekçi bir yapıyı da görüyoruz. Bunu neden söylüyorum? Şimdi eleştirel gerçekçilikte ortam tasviri yapılır. Çok e, keskin bir şekilde ama bir çözüm sunulmaz. Ama toplumsal gerçekçilikte evet eleştiri yapılır ve bir sonu, çözüm sunulur. İşte Tastoy e, diriliş eserinin sonunda e, İncililer aldı bu e, bentlerle birlikte bir çözüm e, sunuyor. İşte Anton Pavlovich Çehov'undan o dönemin tüm e, ünlü yazarlarına kadar bu yüzden Tolstoy aslında bu eseri bağlamında çok eleştiriler görmüştür hocam. Yani bu şekilde cevaplayabilirim. Teşekkür ederim. Hocam. Teşekkür ederiz yani. hocam, Ersin hocam. Ee, başka soru katkı, yorum. E, hocam çok çok teşekkür ederim, sağ olun. E, bir şey mi yok görmedim. Evet. evet. Çok yazmış Sağ olsun E, eyvallah. Ee, başka soru katkı. Gülşah Hocam buyurun. Sesiniz kapalı. Alamadık ses. Evet sesim geliyor şimdi galiba. Evet geliyor. Evet. Şey. Teşekkür ediyorum Ersin Hocam e, sunumunuz için. E Ben merak e, duyduğum bir şey sormak istiyorum. Spesifik olarak bu eserle ilgili olarak e, değil. Rus edebiyatı bağlamında. Şimdi bir şey dikkatimi çekti hocam önce onu sormak istiyorum. Eee Tolstoy'u Tolstoy, Tolstoy e, daha önce de Dostoyevski Dostoyevski evet, şeklinde evet. telaffuz ediyordunuz. E, evet. bu bu isimlerin Rusçadaki telaffuzları mı merakın hocam? soruyorum. Do doğru telaffuz budur. Çünkü Tolstoy şimdi Tolstoy Rusçada kalın şişman demektir. Şimdi siz Tolstoy diyorsanız <laughs> biraz hakaret var oluyor ama şimdi <laughs> yazarın, e, Tolstoy yazarın bu soy ismidir aslında. Lev Nikolayevç evet. aslında kendi ismi Nikolayevich baba ismi yani Nikolay'ın oğlu Lev Tolstoy gibi Lev aslan demek zaten Tolstoy dememiz ya da Dostoyevski değil de Dostoyevski dememiz daha doğru. Çünkü Rusça'da bir vurgu ifadesi var. Eğer onun o harfinin üstünde vurgu yoksa A diye okuyoruz hocam. Öyle. Ama hocam bunu biz Dostoyevski dersek de yanlış diyorsunuz diye bir şey söyleyebilirler. Yani <laughs> genel geçer diye bir şey de var yani. Biz de biz <laughs> hocam, <ondan> duyuyoruz ama. <laughs> tabii tabii. Yani Dostoyevski, Dostoyevski diye okuyan bir adam da derlerse biraz çekiniyorum açıkçası. Ben Dostoyevski'yi sizden duyandan beri Dostoyevski demeye özen gösteriyorum <laughs> ama. Ama. Dostoyevski'ye ee... tas, Hı -hı. Yerler, bizim Öyle zor bir bu. şey var hocam. Yani doğrusu bu. Hani ben e, hani doğrusunu bildikten sonra yanlışını tamam. kullanmak Hı. istemiyorum. Tamam. Yapacak çok, bir şey. teşekkür e, evet. Ersin, çok teşekkür diyeceğiz. Bakınız Ersin Çiftinkaya diyeceğiz. Eyvallah teşekkür hocam. Teşekkür ederim. Bir şey daha soracağım yine bu isimlerle e, bağlantılı olarak. Ee, Rus edebiyatı metinlerini okumak bence çok zor. Çünkü bir kişinin 4-5 farklı ismi var <laughs> romanlarda. Ee, yani e, en son mesela Karamazov kardeşleri yakın bir zamanda okumuştum. Hı hı. Zaten bir baba var, üç tane oğlu var. Her birinin <laughs> üç dört farklı ismi var. Kim kimdi böyle bir fihrist lazım. Ya yani bunun bir formülasyonu var mı hocam? Niye? Yani bu farklı hani değişik mesela aynı kişi için işte küçültme ekleri falan kullanılıyor sanırım. Evet. Evet. Böyle üç dört beş farklı şekli girebiliyor bir isim. Bizim Aha. böyle işimizi kolaylaştıracak hani alışmak Metin ha, şu, şu kişiydi. E demek Hı. bayağı bir zaman alıyor. Hani Hı. Karamozov kardeşleri okurken Allah'tan çok hacimli bir kitap da böyle yarısına geldiğimde artık e, kim kimdir diye oturtmuştum. Yani isimlere alışmıştım. Aa, aileyi bir, tanımıştınız. Formülü, bir formülü var mıdır hocam? E, niye bu, bu kadar ya da çeşitli versiyonları oluyor isimlerin Rusça'da ya da onu sorayım. Şimdi hocam e, yani keşke bir kural olsa ama bir kural yok maalesef. Ee, şimdi şöyle düşüneceğiz hocam mesela bizde mesela Mehmet var Memoş diyoruz değil mi? Memo diyoruz ee, gibi hani bizde var mı belli bir siz Türkçeci olarak biliyor musunuz bilmiyorum ben bilmiyorum bizde de sanırım bir kural yok hani böyle bir kısaltma nasıl olur diyor Ruslarda da yok ee, ondan sonra yani şimdi Rusla Ruslar sıkıntı şurada başlıyor aslında hocam at Ad, baba adı ve soy ismi olduğu için ve hacimli eserler yazdıklarında çok sayıda karakter kullandıkları için ortaya çıkıyor. Mesela Tolstoy'un Savaş ve Barış'ında bir çalışma yapılmış. Savaş, e, e, Bar Savaş ve Barış eserinde binden fazla karakter var. E, binden fazla karakterin isimleri birbiriyle kesinlikle aynı değil. Hiçbir şekilde karışmıyor. Yani bu şekilde bir karakterizasyon yapıları var. Ve Ivan diyor mesela onu diğer sayfada onun kısaltmasını kullanıyor. E, siz diyorsunuz ki A, bu kimdi falan. bunu tek yolu hocam biraz Rus edebiyatıyla e, daha haşır neşir olmak. Ondan sonra insan alışıyor. Yani bir kural, şöyle bir kural var hocam. Şunun kemeni, şuna dikkat ederseniz anlarsınız diye bir, bir şey söyleyemiyorum açıkçası. Tamam hocam, çok teşekkür, hı, ederim. teşekkür ederim. Aynı Peki. durum İspanyol edebiyatında da var hocam. Yani Markez'de de var. Hı hı. Onda da e, yani çocuk doğuyor, adı yine babasının adı. Evet. Çocuk evet. daha doğuyor, yeni babasının adı. Çocuk daha doğuyor, yeni babasının adı. Yani böyle... Dört kuşak boyunca baba adlarıyla gidiyor. Bu kimdi, kimdi diye ama neyse ki Marquez de hmm. aile haritası veriyor başında. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> büyük üstü haritası veriyor. Aynen. Ruslar için öyle bir şey lazım. Evet, taha. Teşekkür ederim. Taha da bizim eski öğrencilerimizden, Burak Hocam da Taha'yı tanır büyük ihtimal. Ağrı İbrahim Çeç'in üniversitesinden mezun. Eski öğrencilerimizden. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ediyoruz. Gülçin Hocam. Evet başka. Evet, sanırım şey Emre hocama katkı yapayım. İspanyolca da yanlış bilmiyorsam yanlış hatırlamıyorsam e, anneden de soyadı alıyorlar. Hmm. Şimdi hem anneden hem babadan geliyor galiba öyle bir şeyler. De hocam şey dört böyle isim birkaç... kullanıyor işte Federico Garcia bilmem ne hani Lorca falan gibi böyle hani dört tane falan böyle isim ortaya çıkıyor. Öyle de bir durum vardı sanırım. Hocam hepsi çocuğuna kendi isimlerini veriyorlar. Yani böyle bir durum var. Ben şey Marquez'in yüzyıllık yalnız. yalnızlığından bahsediyorum biraz da. Hani onunla alakalı olarak böyle hep aynı çocuk, aynı isim, aynı isim, aynı isim sonuna kadar bayağı bir karakterler karışıyor. Bu sebebi da Aynı durum söz konusu tabii. evet var. Yani mesela Rusça'da öyle bir e, çok a, isim yok ama temeli işte dediğim gibi isim baba adı soy isim şeklinde ilerliyor. Bu şekildedir yani. Evet teşekkür ediyoruz. Metinler arası da isimler arası bir sohbet oldu. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür. Ülkeler arası. Ee, var mı değerli katılımcılar başka soru var mı? Evet galiba yoktur. Ee, evet. Ee, bütün katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz ve özellikle e, bu akşamın konu e, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi e, öğretim üyesi Sayın Ersin Kaya hocamızı dinledik. Kendisine sunumlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle üyeye de e, geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyorum. E, gelecek yıl planlamalarımızı Ağustos ve Eylül ayında tamamlayıp e, büyük ihtimal... Ekim ayında yeniden yüz yüze veya çevrim içi olarak e, Trabzon okuyor. Devam edecektir. E, bütün katılımcılara tekrar teşekkür ediyoruz. Katılımlarından dolayı herkese iyi akşamlar, iyi tatiller ve e, gece olmadı. E, daha e, geceye var. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Çok i̇yi teşekkür ederim. İyi akşamlar hocam. Sağ olun. Görüşmek üzere.